Merhaba hemseferlerim, kanalıma hoş geldiniz. Ben tekrardan Zencan'a geldim. Bu sefer niye Zencan'a geldim acaba? Burada bir tane şaman mabedi var. Onu yakından incelemek istiyorum. Ve Moğol hükümdarı Olcayton'un türbesi var. Ve Mevlana'nın torunu ya da bazı rivayetlere göre de öğrencisi olduğu iddia edilen bir türbe var. Yani onun kabri var. Onları yakından incelemek istiyorum. Hatırlarsanız Zencan videomda yolda Meryem'le tanışmıştım. Meryem buranın yerli rehberiydi. Beni davet etti, benim için yemek hazırladı. Sağ olsun Meryem, bize neler yapmış neler. Selam, hoş geldiniz benim evime. Hoş bulduk. Tabii ben tek geldim arkadaşlar. Eşim yok, tekim. Evet Meryem, bize neler yaptın? Zencan'a ait kaç tane yemek hazırladım. Alça horuştu biz diyoruz. Höyücünen erik, alça. Tavukla etle yapılabilir. Bu da zaferanlı düğü ve aş. Pilava ne diyorsunuz? Düğü. Düğü. Bu höyüç de arkadaşlar havuç oluyor. O ne? Gülağa aşıdı. Gülağa Zencan'a ait bir ot. Bu aş da gülağa aşı. Başka yerde yok mu? Zagros dağlarında bulanabilir. Aha. Bunların şimdi tadına bakacağım. Tadı nasıl size de söyleyeceğim. Bu da tadik. İran'da pilavlar makarna gibi yapılıyor. Sonrasında demleniyor ama çok fazla demliyorlar. Ve böyle ekmek ya da patates altına koyup tadik oluyor. Kıtır kıtır sonra yeniyor. Bunlar da turşu. Bu ne turşusu? Nas hatun. Nas hatun. Naz Hatun. Patlıcan var patlıcan değil mi? Patlıcan var. Bu ne? O da benderi diğeri. Ha, onu görmüştüm. Benzer bir turşu. İçinde her şey var karışık. O da ki zeytun. Hadi bakalım tadına bakalım. Meryem kusura bakma yemek soğudu diyor. Ben de diyorum ki biz hep soğuk yemek yiyoruz. Alıştık artık. Şimdi tadına bakacağım. Evet, bakalım bu tada önceden tanık olmuş muydum? Tadı çok güzel. Bitkinin adı neydi? Gülağa. Gülağa. Bu bitkinin internetten tam olarak ne olduğuna bakacağım. Tadı çok güzel. Bayıldım. Bakın, fasulye var. Şöyle minik minik köfteler var. Bakın daha o bitki de var. O söylediği bitki var. Erişteler var. Üzerine de nane yakıyorlar. Çok güzel bir aş. Sarımsak ve soğan. Sarımsak ve soğan da var. Çok lezzetli gerçekten. Evet şimdi bu yemeğin tadına bakacağım. Tavuk var, havuç var ve erik var. Bu kuru eriklerden yapılıyor. Ben bu erik yemeğinden önceden yedim ama havuçlu değildi. Bakalım bunun tadı farklı mı? Tadı çok güzel. Maşallah Meryem çok hamarat. Yemekleri çok lezzetli. Bu yemeğin içinde şeker var. Ve apgure var. Apgure ne? Bu üzüm var ya oluşmamış hali koruk diyorlar. Onun suyuna apgure diyorlar. İkisi dengeliyor. Böyle ortaya lezzetli bir şey çıkıyor. Evet, biz Sultaniye Türbesi'ne gidiyoruz. Neler aldık neler. Çay. Kavun. Başka? Başka bir şey yok. Bunlar ne? Dolu şey var. Bernacan bana soğan getirdi. Bunu İsfahan'dan getirdim. Soğan. O alttakiler ne? Var çay bir şeyler. Biz oraya pikniğe gidiyoruz. Yok yok. Yok, çok. Yok ağır değil. Çok ağır değil. Yok ağır değil. Hadi gidelim. Sen önden git. Sen bağışla. Dur.
da şuraya mı koyayım? Koyayım ki düşmesin. Ya da şuraya koyalım. İçeriye de getirebilir miyim? Tamam. Ha. Ver içeri koy. Koy. Sabat biraz dolacak. Evet. Oturdum. Gidelim. Evet, Meryem'in arkadaşı Şiva da bize katıldı. Şimdi Sultaniye Türbesi'ne hep birlikte gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Şiva da Zencan Türklerinden. Şimdi üçümüz birlikte Sultaniye'ye doğru gidiyoruz. Yetiştiriyorlar. Bu kültür Moğollardan kalma. Yani burada çok fazla Moğol kültürünü görebiliyoruz. Bir şey daha anlattın. Buranın çimeni doğal dedin. Doğal. Yer altındaki su zemine yakın. Zemine yakın de. Zencan bölgesinde yeraltı suları zemine yakın olduğu için burada 4 mevsimde de çimen var. Ve at yetiştiriciliği için mükemmel bir tabiat. Ve şu an hala burada at yetiştiriliyor. Yani gerçekten bu benim çok ilgimi çekti. Bunu bilmiyordum. Buraya geldim, öğrendim. Biz şimdi Zencan'a bağlı Sultaniye şehrine geldik. Olcayton'un kümbedi de bu şehirde. Yaklaştık. Daha doğrusu Sultaniye'ye giriş yaptık ve kümbede de yaklaştık sayılır. Evet, Sultaniye Kümbedi hemen karşımızda. Ne kadar büyük. Evet, çok büyük. Bu kadar büyük olduğunu tahmin etmemiştim. UNESCO listinde büyüklerin acuri gümbeddi. Gümbed siz küpe diyorsunuz. Gümbed, kümbet miydim? UNESCO kültür mirasında yer alıyormuş. Dünyanın en büyük tuğla kümbedi. Baya büyük. Vay be. Evet, şimdi giriş yapıyoruz. Bir giriş ücretini verelim. Buradadır. İçeride. Ay, burası çok güzel. Evet, Meryem rehberlik kartını taktı. Şimdi bize anlatacak. Bu yeşil taşlar ki burada görürsünüz. Şuradaki yeşil taşlar. Sultaniye'nin kala ismiymiş. Aa, bu kadar kısa mıymış? Yok yok. Yüksekmiş. Yüksekmiş. Ne zaman onları kaldırmışlar? Kendi yıkılıp. Ha, kendisi yıkılmış. Yani Sultaniye Kümbedi'nin etrafında bu kaleler varmış. Bu yeşil taşlar böyle kale görevi görüyormuş. Buraya bakın. 1401, yani İran tarihinde tam burası Sultaniye Kümbedi'nin en iyi fotoğraf çekildiği yermiş. Buradan iyi çıkıyormuş. Biz de çekelim. Zamani Bey
Sultaniye Kümbedi'nin girişindeki görevli. Çok iyi Türkçe konuşuyor. Benimle Türkçe konuştu. Benden ücret almadı. Misafirimizsin dedi. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Çok hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim ülkemize. Hoş bulduk. Sağ olun. Allah hayırlı günler, hayırlı iller gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Şuma hem bir beresiydi. O da ne yapsa. Evet. 3 tane rehberle geziyorum şu an. Bakın. Muhsin Bey de bize katıldı. Şaman Mabedi'ni o bize gezdirecek. Benim için size verdiğim bilgilerin sahihliği çok önemli. O yüzden yerli rehberlerle iletişime geçiyorum. Ya onlardan bilgi alıyorum ya da onlar bana eşlik ediyor. Onlarla geziyorum, gösteriyorum. Şimdi burayla alakalı bilgileri de verelim. Burada giriş yaptığımız zaman sıcaklık azalır. İran bir sıcak bölge, İran toprakları. Bunun için İran mimarisi bu cür yapılır ki sıcaklığı ala. Gümbezler, tağlar, hepsi sıcaklığı alır ve enerjide tasarruf edilir. Öncelikle Moğol hükümdarı Olcayto kim? Onlardan bahsedeyim. Olcayto'nun babası Şaman, annesi Hristiyan. Tarihi kaynaklarda Olcayto'nun vaftiz yapıldığı yazıyor. Ve Olcayto'nun Hristiyanlıktaki adı ise Nikola. Evet, Şaman olduğunu söylemiştim. Hatta buraya yakın, Sultaniye Kümbedi'ne yakın bir Şaman Mabedi var. Diğer videomda o Şaman Mabedi'ni de size göstereceğim. Olcayto sonralarında Müslüman oluyor. Sünni bir Müslüman oluyor ve sonra Şii mezhebine geçiyor. Şii mezhebine geçtiği zamanda, hatta hatırlarsanız birkaç video öncesinde ben İsfahan'daki Cuma Camii'ni çekmiştim. Orada Olcayto'nun mihrabı vardı. Orada ne yazıyordu size söylemiştim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah Ali Veliyullah. Orada yani Olcayto Şii oluyor ve ölümüne yakın ise tekrardan Sünni oluyor. Olcayto Şii olduğu zamanlarda Hazreti Ali'ye olan sevgisinden dolayı Hazreti Ali'nin kabrini bu Sultaniye Kümbedi'ne getirmek istiyor ve sonrasında bunun çok büyük günah olduğu söylendiği için bu düşüncesinden vazgeçiyor. Şimdi Moğollar buraya gelmişlerdi. Biliyorsunuz İran'da Moğol saldırıları oldu. İranlılar Moğolları asla sevmiyorlar. Bunu size söyleyeyim. Moğolları hiç sevmiyorlar. Hatta Cengiz Han'ı da asla sevmezler. İranlılar zaten bir Moğol saldırısından, bir de Arap saldırısından muzdaripler. O yüzden de pek Moğollardan bahsetmek istemezler. Moğol tarihinden bahsetmek istemezler. İran'daki bu görüşleri de size söylemek istedim. Şimdi bu Sultaniye Kümbedi'ne bakın. Tabii şu an restore aşamasında. Bu kümbedin yüksekliği 50 metre. Çok yüksek. Olcayto miladi 1302 ve 1312 yılları arasında burayı yaptırıyor. 10 yıl sürüyor buranın yapılması. Şimdi size çok önemli bir bilgi vereceğim. Bu bilgiyi her yerde bulamazsınız. Şimdi Olcayto dedik ki babası Şaman'dı, annesi Hristiyan'dı. Hristiyanlık gibi büyütüldü ama Şaman geleneklerini devam ettiriyordu dedik ya. Sonrasında Müslüman oluyor, Sünni oluyor. Sonra Şii oluyor ve ölümüne yakın tekrardan Sünni oluyor demiştik. Şimdi burada çok önemli bir nokta var, ondan bahsedeceğim. Bu duvarlarda Olcayto Şii olduğu zaman Ya Ali yazdırıyor. Sonrasında Sünni olduğu zaman oradaki Ya Ali'leri kapattırıyor ve halifelerin adını yazdırıyor. Yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve dördüncü halife olarak Hazreti Ali. Bunları yazdırıyor. Nerede Ali yazıyorsa onları kapattırıyor. Evet, bu olan bilgi. Ama bazıları bunu kabul etmiyor ve başka bir rivayetle diyorlar ki burası çok karanlık olduğu için, burayı aydınlatmak için böyle bir kireçle orayı kapattılar diyorlar. Ama burası bir
Düşünün kümbet. Zaten kümbetlerin içi de aydınlık olmuyor. Olan bilgileri, rivayetleri de size aktarıyorum. Şu an türbethaneye giriş yapıyoruz. Burası türbethaneymiş. Sesin akustiğini eşitleyebilirsiniz. Burada kubbe altında. Burası cami, mihrabı görürsünüz. Evet. O zaman ki deyirlər ki, kabir taşımaq, Hazreti Ali'nin kabirini taşımaq İslam'da haramdır. Ona xatır Kərbəladan toprak bura getirilib və bura torbətxane, torbət ərəbcə toprak deməkdir. Bura Kərbəla torpağından düzəlinib. Şu anda göstərdiyim yer Kur'an ayələri Sure-i Al-Mulk Kufice Kerbela türbetinden yazılıp. Aa, çok ilginç. Şiilere göre Kerbela toprağı çok kutsal ve bakın Hazreti Ali'nin türbesini getiremeyince Kerbela'dan toprak getirip Kufi yazısıyla buraya ayet yazdırıyorlar. Bakın burada bu yapının asıl hali var. Burayı böyle bırakmışlar, açmışlar. Biz buranın tam olarak hangi taşla nasıl yapıldığını rahatlıkla görebilmemiz için. Zencan deprem bölgesinde olmasına rağmen hiçbir şekilde buradaki depremlerden etkilenmiyor. Hatta buranın kubbesi birkaç ton ağırlığında. Buna rağmen hiçbir şekilde depremlerde hasar görmüyor. Bunun sebebini tam olarak Sultaniye kubbesinin yapıldığı, yani bu yapının yapıldığı toprağın çok ince bir topraktan yapıldığı söyleniyor. O zamanki mimarlar bu toprağı çok iyi tanımışlar. İyi bir yere bu yapıyı bina etmişler. Ve o yüzden şu ana kadar çok güzel bir şekilde, sağlam bir şekilde kalmış. Bakın burada çok kalın bir mezar taşı var. Mermerden yapılmış. Şimdi Meryem arkasından ışık tutuyor. Ve bakın ışık buradan görünüyor. Hatta İran'daki bazı camilerde, hatta Cuma Camii'ne gitmiştim ya İsfahan'da, orada da öyle. Çok kalın mermer taşları vardı ama arkasından ışık tutulduğu zaman çok rahatlıkla ışığı yansıtıyordu. Bakın burada da mezar taşı Ermenice yazılmış. Eskiden burada Ermeniler de yaşamış. Kümbedin işlemelerine bakın. Sultaniye'nin görüntüsü tam olarak bu şekilde. Nem oranı yükseldi. Evet, bura Serdabe, İranca bir ziri. Binaların alt kısmı. Su deposu mu? Yok. Burada bu... Özellikle bu sultaniyede kuyulanmışlar, bilmiyorum. Çilehane mi? Yok, kuyulanmak, kabir. Ha, yani aşağı kat kabir. Kabirmiş bu binada. Ha. Ama bilmiyorum ki Olcaytu nerede? Bakın burada çok alçak kapılar var. Bunun sebebi buraya saygı ile girilsin. Eşek serdarı. Buradan çıkalım. Bir de buraya gidelim. Kabir mi bu? Bir görünmez. Duvarda. Ha, orada duvardaymış kabirler. Dur ışık tutayım şuraya, bir göremedim. Neymiş bakalım. Ha, bu şekilde. Bunun aynısı İsfahan'daki Cuma Camii'nde de var. Burada Ali yazıyor. O diğerlerini alçılamışlar dediler ya, şimdi onları da göstereceğim size. Şimdi yukarıya çıkıyoruz.
Burası ikinci kat. Her tağın altında bir ayrı dekoratif şekiller var. Buraya ait görürsünüz ki kaşı ile ve çizme ile nakkaşı. Evet. İşlemelere bakın. Burada böyle motifler çizilmiş. İkinci kattayız. Burası biraz restore oluyor. Burası şu an restore ediliyormuş. Şuradaki figürlerin aynısı İsfahan'daki Cuma Camii'nde de var. Tahtadan. Bazıları Safaviye ait, bazı Yayılhanılara ait. Kadınlar özellikle bu cür deliklerden görsenmiyorlar. Kadınlar belli olmasın. Burayı cami olarak da kullandılar mı? Zaman geçince, hatta Kacar döneminde de askerler burada kalıyormuşlar. Roman Padegan. İlginç. Az önce anlattım. Bura eski hali, bura yeni hali. İkisi de Olcaytı zamanında. Eskini kapatmış. Şuraya bakın. Bu eski hali, bu da alçı işleme var burada. İkisi de Olcaytı dönemine ait. Burayı kapatmalarının sebebi aşağıda anlatmıştım ya size. Burada Ali yazıyor. Ali Movla, yani işte Şiilikteyken bunu yaptırdı. Sonra Sünniliğe geçiyor ve bunları kapattırıyor. Evet, Türk kaynaklarında belki bu bilgileri bulamazsınız ama İran kaynaklarında bu farklı bilgileri size aktarmaya çalışıyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Rivayete göre de Sünni olduktan sonra kapattırıyorlar diyorlar ya. Oradaki Ali yazıları niye kapatılmamış diye düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Onlarda Ali Mevla yazıyor. Yani La İlahe İllallah, Muhammeden Resulullah, Ali Veliyullah. Yani burada ne anlama geliyor? Yani tamamen Şii mezhebi düşünce sistemi var. Ama sonrasında Sünni olduğu zaman onları kapattırıyor. Ali yazıyor sadece onlarda. Onlarda da zaten diğer bir kısımda da diğer halifelerin de adı yazıyor. Onu sıkıntılı görmemişler kendilerince, onu kapatmamışlar. Dediğim gibi bunların hepsi rivayetler. Tarihi kaynaklarda her zaman çok farklı rivayetler bulunuyor. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela her bölgenin tarihi, kişilikleri diğer bölgeye göre onu kahraman ya da düşman yapabiliyor. Mesela ben size belki burada bir şey anlattığımda, dediğim gibi mesela biz Moğollara belki bu bakış açısıyla yaklaşmayız ama İran'da bu bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Pek sevilmiyorlar. Ama mesela ismini vermeyeceğim çünkü bazı şeyleri söylememem daha uygun olur. İran tarihinde bir kişilik İran'da çok büyükken, çok seviliyorken mesela bu şehirde sevilmiyor. Bunun sebebi ise çünkü burayı yerle bir etmesi. Bunun bir sebebi var. İşte o sebebini size açıklayamayacağım için sadece bu rivayeti böyle size geçeyim dedim. Buraya böyle alçı çekilip böyle mühür şeklinde vurulmuş ve bu desenler çıkartılmış. Şimdi restore yapılıyor ama bu restore yıllar sürecek. Çünkü burası gerçekten çok heybetli, çok büyük bir kümbet. İran'ın ilk iki tabakalı, yani iki tane kumbedin üst üste olduğu kumbet mimarisi burada. İsfahan'daki Nakşibend Meydanı'nda İmam Cami, diğer adıyla Şah Camii'nde de o var. Ama o Safaviler dönemine ait. Burası Moğollar dönemine ait. Dekore edelim. Aa, hepsi farklı. Deliklere bak. Oradan evet. Fix olmuş.
Bakın burası kumaş ile dekorasyon edilmiş diyelim ya da mimarisi tasarlanmış. Bakın bunların hiçbirinde çivi yok. Çivisiz bir şekilde sadece kesilerek yapılmış. Tasarlarda çok ülkelerden gelip mesela Lübnan'dan. Tahtası iyi kalmış ama kaliteliymiş. Sağlam duruyor. Bakın bu kısımda da altın işlemeler var. Şurada altınlar kalmış. Bakın şuradaki altınlara. Buradaki her eyvan, hadi bunlara minik minik eyvan dersek, hepsinin mimarisi farklı. Birisi çini işlemesi, birisi kumaştan, birisi altından. Tabii bunlar bildiklerim, bilmediklerim de var. Mesela buna bakın. Bu da boyama işlemiyle. Şimdi bir üst kata çıkalım. Orada da neler var neler yok. Movazı başı. Bir bakalım. برای همین زنجانیم کارم ولی از تهران اومدیم سلامت باشی قربان شما خدا نگهدار سلامت باشی تپه‌ye çıktık bu manzaraya bakın görebiliyorsunuz. Evet. Her balkon yeşili kaşan gibi. Ve zira her tağ. Aa çok güzel. Birbirine farklı. Benacığım bunların adı neydi? Tupiye tahacuri. Topi tacuri. Bunlar niye bu cür? Fark. Yağış, kar, eser. Yağmur. Yağmur, yağış, bunları. Olcay Toy'un babası, dedesi burayı yazlık olarak kullandıklarında Olcay Toy burayı çok sevmiş. Ve sonrasında başkenti değiştiriyor ve başkenti Zencan yapıyor. Moğolların başkentinden birisi oluyor. Burası çok güzel. Manzarası da çok güzel. Şuraya bakın. Bu tarz yapılar da var. Burası önceden çarşıymış. Moğollar zamanından kalma. Bu arada Zencan'ı da. Ben kurandım herhalde. Hepsi Türkçe biliyor. İran'ın batı bölümü Türkçe. Tebriz, Zencan, Erdebil, Urmiye, Hemedan, Tehran. Araya Şiraz'da Türkçe. Şiraz, Kaşkay Türkleri var. Aferin, aferin. میگه یه ضرب المثل فارسی هست که میگه فارسی را پاس بدارید ترکی را زفاس یعنی چی؟ یعنی چی؟ زفاس یدک الان شما اگه یه جایی رفتید فارسی بیلینجا ترکیه ده یدک اول چونکه ایرانده او کدر چوک ترک بار که یدک شرط Söylemeyi unuttum. Olcay Toy Müslüman olduğu zaman adını Muhammed Hüdabende olarak değiştiriyor. Hüdabende, Hodabende yani Allah'ın kulu. Bunu da söylemeyi unutmuştum. Hemen ekleyeyim. Buranın en güzel tavanı burası. 5 tane Muhammed, ortasında da Allah yazıyor. Sağ olun.
Başım döndü. Aman dikkatle ineyim de. Şaman inancına göre şamanlar vefat ettikleri zaman kabirleri gizleniyor. Kabirleri ortalık yerde olmaması gerekiyor. Şimdi Olcayto'nun kabri de yok burada biliyorsunuz. Yani tamam burası var, Olcayto'nun kabri var diyorlar ama yok. Hatta burada Olcayto şaman inanışına göre gömüldü diyorlar. O yüzden Olcayto'nun burada herhangi bir kabrini göremiyoruz. Hatta Farsça'da bir tane bir söz var. Küfür gibi bir şey aslında. Defol gibi bir anlama geliyor ama yani tamamen farklı bir şey. Mesela Gureti Gomkon, yani mezarını kaybet gibi bir anlama geliyor. Küfür ediliyor bu şekilde. Burada da hatta bu şamanlardan, Moğollardan kaldığı düşünülüyor bu küfür. Yani oradan etkilenilmiş ve kullanılmış deniyor.